Sevgili Yozgar TV izleyicilerimiz, öncelikle tüm Türkiye'nin ve dünyanın Kurban Bayramı kutlu olsun diyoruz. Bugün yine Sorgun ilçesindeyiz. Sorgun ilçesinde sevdiğimiz bir abimiz var. Asım Akar. Evet. İzleyicilerimize Asım Akar kimdir? Kendinizi bir tanıtır mısınız öncelikle? İsmim Asım Akar. Yozgat Sarıkayalı'yım. Ankara'da yaşıyorum. Dizi ve sinema oyuncusuyum. Aynı zamanda senaristim. Yazarlık yapıyorum. Yaklaşık 3 sene evvel bir sinema çekmiştik. İşsiz Adam isimli. Ağustos ayı gibi de sinemalarda olacak inşallah. Sarıkaya, efendime söyleyeyim, Sorgun'un bazı köyleri, Uzunlu Belediyesi, Kadıgül'ü köyünde çektik filmlerimizi. Buradan da selam iletiyorum hepsine. Sizlerin aracıyla Kurban Bayramlarını da kutluyorum hepsinin. Desteklerinden dolayı biz siyasi değerlerimize de çok teşekkür ederim. Sarıkaya Belediye Başkanımız Ömer Açıkel Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Bizlerden her zaman desteğini esirgemediler. Siz basın mensuplarına ben teşekkür ederim. Her daim yanımızda oldunuz, bizleri desteklediniz. İnşallah el birliğiyle güzel bir proje çıkardık. Sinemamızı da inşallah dolduracaklar, vizyonumuzu. Asım Bey, biraz sinema filminden bahsedelim. İşsiz Adam. Evet. Evet. Bu isim filmin içeriği tabii ki. Bu filmde neler oluyor, biraz kısaca anlatır mısın? Bizim tipik Anadolu insanının saf yönlerini yansıttık. Filmimiz kara miza, komedi, aşk ağırlıklı bir film. Yozgat Sarıkaya'da yaşayan Ömer'le Almanya'dan izne gelen Ebru'nun aşkını anlatıyor. İşte bu bölgenin insanının, demin de belirttiğim gibi, saf hallerini, güzelliklerini yansıttık Yozgat insanının. Gerisinde artık sinemaya geldikleri zaman, evet, izleyicilerimizi de biraz heyecanlandıralım, evet, tabii ki film konusunda. Peki bu film ne zaman çekimi yapıldı, ne zaman yayınlanacak? Bu konuyla alakalı izleyicilerimize biraz bilgi verelim. Filmimiz çekileli 3 sene oldu. Ben çok geç bıraktık biraz. Pandemiden dolayı vizyon tarihimiz sürekli ertelenmişti Davut Bey. Bundan dolayı elimizde olmayan nedenden dolayı ben sevenlerimizden özür diliyorum. Ama beklediklerine değer de bir sinema oldu. Bu ülkemizin zor süreçten geçti. Pandemi, efendime söyleyeyim, birçok olaylar yine. İşte bu zor dönemlerde inşallah bu komedi filmimizde bir nebze de olsa pansuman olabiliriz insanların yaralarına. Bir nebze de olsa ufak bir gülücük, bir tebessüm gönderebilirsek ne mutlu bizlere. Filmin fragmanı sosyal medyada ve platformlarda fragman yayınlandı. Evet. Evet, gerçekten güzel bir sinema filmi ortaya konulmuş. Peki bununla alakalı yeterli destek alınabiliyor mu? Desteğe ihtiyaç var mı? Sponsora ihtiyaç var mı? Yozgat geneli, Yozgat dedim mi tabii ki bir dünya geneli var. Çünkü Yozgatlı dünyada çok. Bugün 3 milyon Yozgatlı dünyada yaşıyor. Bunun 500 bini Yozgat'ta yaşıyorsa 2,5 milyonu il dışında ve evet, yurt dışında yaşamakta. Evet. Sponsor konusunda sıkıntı çektiniz mi? Hala sponsora ihtiyaç var mı? Bu filmin daha kısa zamanda yayına girmesi için sponsor ihtiyacı var mı diyelim. Şu an ilk projemizde biz bayağı bir sponsor sıkıntısı çektik Davut Bey. Şu an anımızın akıla çıktık. Ben yapımcımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Ali Agül, Almanya'da yaşıyor kendisi. Elini taşın altına koydu. Geldi, hep birlikte çekim pilot alanını gezdik. Göreyi çok beğendi. Senaryomuz çok beğenildi. Ama ikinci projede inşallah biz bu desteği göreceğimizi düşünüyorum. İlk filmi izledikten sonra bize hak verecekler. Yani bir de sırf bizim için geçerli olan bir şey değil Davut Bey. Yani bu bölgede sinema çekmek isteyen veya dizi yapmak isteyen, proje üretmek isteyen insanlar için de ben bir destek sunulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bölgemiz gerçekten çok güzel. Turizme açık bir yer. Efendime söyleyeyim, kaplıcalar olsun, bu tarihi yerler olsun, sizler daha iyi biliyorsunuz, bu Roma hamamı falan gerçekten bir buram buram tarih kokuyor. Biz buraya turist çekmemiz gerekiyor.
Evet, Yozgat tanıtımı konusunda biraz reklamı zayıf. Çok. Aslında buradan Yozgatlı tüm hemşerilerimize sesleniyoruz. Yozgat biraz daha ön plana çıkması için reklamı çok yapılması gerekiyor. Bugün dünyada bir ilk olan Roma hamamı gerçekten reklama ihtiyacı var. Çünkü ne olursa reklamla oluyor. Evet. Çünkü insanlara bir şeyi göstermediğiniz sürece insanlar onu fark etmiyor. Peki filmimizden bahsettik, İşsiz Adam filminden bahsettik. Bundan sonra projeler nelerdir? İkinci bir sinema filmi projeniz var mı, olacak mı? Oyuncular olarak kimleri düşünüyorsunuz? Tanıdık sima var mı, olacak mı? Şunu söyleyeyim, biz hani bu pandemi süreci aslında biraz biz yazarlara iyi geldi. Bol bol yazdık. 15 bölümlük bir dizi yazdım. Kanalla görüşme halindeyiz. İşsiz Adam'ın ikinci bölümü de çekmeyi düşünüyoruz. Onun da senaryosunu bitirdim. Bir 5 sene geriye dönük çekeceğiz. Görüştüğümüz oyuncular var. Kesin anlaşma değil de hani şey olarak prensipte anlaştığımız oyuncular var. Bayağı bir tanınmış oyuncular var ikincide. İkinciye biraz daha iddialı ve güçlü gireceğiz. Peki çekimler nerede olacak? İkincinin çekimleri biz biraz şey yaptık hani sınırlandırmıştık işte Yozgat'ın genelini kullanamadık. Yozgat'ta olacak. Yerköy'de olacak. Yine Sarıkaya'da olacak ikinci. Bir de Ankara'da olacak. Bir 5-6 saniyede Ankara'da çekeceğiz. Evet. Peki Asım Akar, İşsiz Adam bu filmi öncesinde herhangi bir filmde rol aldı mı, oyuncu olarak ya da kaç dizide, filmde sahne aldınız diyelim? Ben esas temelim tiyatro benim Davut Bey. İşte evet. Biz 7-8 sene oldu işte biz dizilere falan başlayalı. Besaçya'da oynadık işte 2 sezon. Unutma Beni, Beni Affet gibi Ankara dizilerinde. Şefkat Tepe'de oynadık. Efendim en son işte Teşkilat'ta bir oynadık. İkinci sezonda devam edeceğiz. Tiyatrolarda oynadık işte özel tiyatrolarında, belediye tiyatrolarında, turnelerde, çocuk oyunlarında. İşte 6 tane kısa metraj film çektim, senaristliğini yaptım. İşte en son işimiz de İşsiz Adam oldu. Sanat hayatımızdaki belki de yaptığımız en büyük projeydi İşsiz Adam. Hem Yozgat'ımıza hem Türk sinemasına hayırlı olsun diyorum ben. İnşallah halkımızı da mahcup etmeyiz. Yozgat'ımızı en güzel şekilde tanıtmış oluruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, İşsiz Adam sinema filmini sosyal medyalarda fragmanlarını izleyebilirsiniz. Asım Akar. Evet, gerçekten. Yöreye ait bir tane de sinema özel klibimizi verdik. Çamlığın başında bir tüter bir tütün ham meyve. Şu an sosyal medyada dönüyor. Yine film oyuncularımızdan Hilal Doğuş'un seslendirmiş olduğu bir eser. İzleyip takip edebilirsiniz. Yöremizin bir türküsü. Çok tarihi bir türkü. Ben bu eser için bizlere izin veren Yozgat Kültür Müdürümüze de ben çok teşekkür ediyorum. Artı gene filmimizde Yozgat'ımıza, yöremize ait müzikler kullanıldı. Sevgili Murat Balaban hocama, Osman Boztepe hocama, Serhat Bölük hocama, efendime söyleyeyim yine Ankara'mızın sanatçılarından sevgili Seda Akara hocama ben çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadılar. Hiçbir beklenti içerisi olmadan bu eserleri bize verdiler. İnşallah sinemada izlediğiniz zaman da bu muhteşem eserlerinizle birlikte kulağınızın pası sinilecek diyorum. Çok güzel eserler oldu. Evet, biraz da sizden bahsedelim. Asım Akar nerelidir? Kaç yaşındadır? Evli midir? Çoluk çocuk var mıdır? Ben 40 yaşındayım. O kadar göstermiyorsun ya. 16-17. 40'ı nereden çıkardın? Ben yok, daha 17 yaşındayım. Teoman'ın dediği gibi daha 17. Siz de o kadar göstermiyorsunuz yani. Sarıkaya Kadıgüllü köyünden. Kadıgüllü. Evet. Buradan selamlarımı söylüyorum. Kadıgüllü gurbetçisiyle, evet çok gurbetçisi var. Evet, Avrupa'cımız çok. Buradan Kadıgüllü gurbetçilerine selam olsun. Selam olsun. Ayrıca bir selam göndermek istediğim bir yer var. Sevgili Hasan kardeşimin evinde misafir olduk bugün Sorgun'da. Ona çok teşekkür ediyorum. İlk günde Yozgat Kuyumcu Köyü'nde misafirdik. Sevgili İhsan Öz amcamıza. Sevgili Emine Hanım annemize çok teşekkür ediyorum ve gene Hasan
Beyda'yımıza çok teşekkür ediyorum. Bizleri ağırlama nezaketinde bulundukları için. Tabii bir de canımız var. Rabia Atacan. Ona da çok teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ederim. Evet, biz teşekkür ederiz bu güzel sohbetimiz için. Rica ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz, bugün Asım Akar'da beraberdik. İşsiz Adam. Evet, bu sinema filminin fragmanını sosyal medyalarda izleyebilirsiniz. Çok yakında da sinemanın kendisini vereceğiz. Artı şunu da ilave etmek istiyorum. Ağustos gibi afişlerimiz ve yepyeni fragmanımız da yayında olacak. Gümbür gümbür bir fragman geliyor. Evet, sizleri işsiz adamla baş başa bırakıyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.